Vizyon, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Vizyondan merhaba efendim. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen herkese buradan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu stüdyolarından selamlarımızı, sevgilerimizi ileterek başlıyoruz programımıza. Sevgili izleyiciler, bugün bir kez daha vakıfları güncel gelişmeler ve yapılan güncel yayınlar üzerinden giderek konuşacağız. Efendim, her insan için geçerli olması gereken bir sözle başlamak istedim bugün. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz. Pek tabii ki herhangi bir olayla, konuyla ilgili hükmünüz kesinse ve veya bir takım beklentiler içindeyseniz ve veya arka planda haklı veya haksız beklentileriniz karşılanmadıysa gerçek bilgiyi bir yana koyup fikir adı altında sayısız yanlış bilgiyi kamusal alana taşıyabilirsiniz. Hele hele elinizin altında her gün için atış yapabileceğiniz ve silaha dönüştürdüğünüz bir yayın organının sahibiyseniz bu çok ama çok daha kolaydır. Ve sevgili izleyiciler, gerçekten gerek sosyal medya üzerinden, gerek yazılı basın üzerinden ve gerekse radyo televizyonlar aracılığıyla yapılan bu tarz algı operasyonlarını ve sonuçlarını tersine çevirmek oldukça güçtür. Çamur at, izi kalsın sözü ise tam da bu durumu anlatmak için söylenmiş bir söz. Efendim, basın görevini yerine getiren bir yayın kuruluşunun sosyal medyadan en büyük farkı bünyesinde barındırdığı gazeteci kimliğine sahip meslektaşlarımız aracılığıyla gerçek bilgiye ulaşmak ve bu bilgiye 5N artı K1 kuralını uygulayarak onu haberleştirmektir. Yani daha açık söyleyecek olursak sizlerin okuduğu bir haber kim, ne, nerede, nasıl, ne zaman ve neden sorularına yanıt vermelidir. Ancak ne yazık ki bir takım meslektaşlarımız ya bu kuraldan habersiz ya da bu temel kurala istenilen algıyı yaratmak için bilinçli bir biçimde uymamaktadır. Özellikle son günlerde vakıflarla ilgili olarak haber veya köşe yazısı yazan, bildiri yayımlayan birkaç arkadaşın yazılarını okuduğum zaman vakıfların yaşamakta olduğu serüveni bir miktar bilen bir gazeteci olarak sergilenen bilgisizlik karşısında açıkçası dehşete düştüm. Efendim, birçok kez söylediğim gibi bu memleket çok küçük ve yalancının mumu yatsıya kadar yanabilir ancak. Fakat 28 yıldır bu alanda çalışan bir basın emekçisi olarak beni kaygılandıran nokta, algı oluşturma amacıyla yapılan eksik veya yalan haberin mumunun yatsıya kadar yanması değil. Gerçekler mutlaka ortaya çıkar. Ancak bunun toplum hafızası ve toplumun basına bakışında yarattığı tahribat, güvensizlik çok daha fazla derinleşir ve toplumsal etkileri çok uzun yıllar sürer. Sevgili izleyiciler, Kıbrıs Vakıflar İdaremiz çok uzun yıllar özünden uzak bir biçimde yaşamını sürdürdü ve sürekli olarak bir takım çevreler tarafından dar çıkarlar uğruna kullanıldı. 20. yüzyılın başından itibaren bugüne kadar geçen süre içinde mal varlığının yaklaşık %90'ını hile yoluyla ve ilgisizliğimizden ötürü kaybettik. Ancak
Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar ve atılan doğru adımlarla vakıfların hızla toplumun beklentilerini karşılayan bir noktaya ilerlediğini söylemek mümkün. Bugün vakıflar özelinde ve özellikle son günlerde sistematik bir hal alan bir takım haberlerde dile getirilen iddiaları vakıfların önümüzdeki ay kutlanacak kuruluş gününde yapılacak etkinliklerin neler olduğunu Genel Müdür Profesör Doktor İbrahim Benter'le konuşacağız bugün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kez daha hoş geldiniz. Yeni yılda bu sizi ilk ağırlayışımız sanırım. Evet. Yeni yılla birlikte bir seçim süreci yaşadık. Bir hükümet kuruldu. Dün itibariyle de sanırım bütçe onaylandı. Belki bir takım işler daha da hızlanır diye düşünüyorum. Ama sanırım yönetim kurulu anlamında yeni atamalar yapılmadı daha. Evet. O anlamda neler söyleyebiliriz? Zorluklar var mı? Nedir durum? Yönetim kurulumuz daha atanmadı. Ümidimiz kısa zamanda atanır. Çünkü birçok iş yönetim kurulu olmadan yapılamaz. Birçok kararlar alınamaz. Olmadan alınamaz. Fakat pozitif bir gelişmeden bahsedecek olursak, şimdi ben 5 yıl oluyor vakıflara geleli. 5 yıl içerisinde 5-6 tane başbakanla çalıştım. Evet. Çünkü vakıflar arası başbakanlığa bağlı. Geçen hafta yeni başbakanımız Tufan Hoca ile bir görüşme yaptık. Ve bu 5 yıl içerisinde ilk defa bir başbakan bana dedi ki hocam dedi böyle böyle ciddi problemlerimiz vardı. Bu problemleri çözmek için nasıl beraber çalışabiliriz? Evet. Nasıl proje üretebiliriz? Bu ilk. 5 senede ilk defa. Bu son derece olumlu bir yaklaşım. İlk defa bir başbakan vakıflarla çalışarak problemleri çözmek için düşünüyor. Evet. Ümit ederiz yönetim kuruluna da vakıf hassasiyeti olan topluma hizmet yapmayı düşünen insanlar atanır ve güzel işler yaparız. Evet, dediğiniz gibi umarız kısa sürede, çünkü biliyoruz ki yani şimdi her zaman yapılan hocam bir hata var. Sanılıyor ki bugün işte vakıfların yaşadığı serüvende işte genel müdür her zaman işte birinci adamdır. Söz, yetki, karar hep orada toplanmıştır. Vakıfların yasasına bir göz attığınızda zaten veya serüvenine görürsünüz ki aslında bugün uygulamada olan birçok şey, çok çok fazlası diyelim, yönetim kurulu tarafından karar altına alınır. Yönetim kurulunun ne diyelim, uhdesinde olan işlerdir onlar. Şimdi özellikle kiralama konularında. Kiralama ki az sonra konuşacağız. O zaten yönetim kurulunun kararlarıyla yapılabilir. Tüm kiralamalar yönetim kurulu kararıyla yapılır. Hocam dün yine bunu da bir aktaralım izleyicilerimize dilerseniz. Dün yine olumlu bir gelişme yaşandı. Bilmiyorum. Siz de aktarabilirsiniz hocam. Yine bu Mausa Kaza Mahkemesi'nin aldığı karardı. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Kazanılmış yeni bir dava mı bu? Kazanılmış yeni bir dava. Evet. Vakıflar da adına bir başarı. 2005 yılında Mausa Kaza Mahkemesi'nin aldığı bir tespit kararı vardır. Kapalı Maraş'ın vakıf arazisi olduğu, vakıf malı olduğu diye bir tespit kararı vardır. Evet. Bazı orada mülkiyet iddiası olan insanlar, Rumlar. Evet, kiracılar aslında. Kiracılar, evet. Aynen kiracılar. Yüksek Mahkeme'ye bir başvuru yaptılar. Bu Mausa Mahkemesi'nin tespit kararının iptali için. Ve dün Yüksek Mahkeme böyle bir davanın görüşülmesinin uygun olmadığına karar verdi. Evet. Bu da bizim için çok önemli. Evet. Yani bu kararın geçerli olduğunu gösteriyor. Ve yani bizim de
hem Maraş'ta hem bütün adada vakıf mallarının tekrar sahip çıkılması konusundaki çalışmalarımız açısından bir güzel gelişme olarak değerlendiriyorsunuz. Tabii ki şimdi Mausa Kaza Mahkemesi 2005'teki bu tesit kararının hemen o konuda da düşüncenizi alayım sizin. Çünkü geçtiğimiz hafta araştırmacı yazarımızı ağırlamıştık burada. Hocamızı ağırlamıştık. Bize bir sürü bilgi, belge sundu programımızda Maraş'la ilgili olarak. Şimdi bir tespit kararı var. 2005'te alındı. Yıl 2018. Peki ama Vakıflar İdaresi'nin vakıfların bu kez Kuzey Kıbrıs belki Türk Cumhuriyeti'ni dava ederek, bilmiyorum herhalde öyle olur, veya bir dava açılması gerekiyor ve malımızı bize geri verin demesi gerekiyor. Yani mantıken bu kararlardan o çıkıyor. Bu konuda girişimler olacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Konuda da girişimler olacak. Tabii ki yönetim kurulunun alacağı kararlar bunlar. Evet. Yani bizim bildiğiniz gibi bu gasp edilen vakıf mallarını geri almak için çalışmamız devam ediyor. Tabii davaların açılmadan önce gerekli temel çalışmaların yapılması lazım. Evet. Bilgilerin, kayıtların ortaya çıkarılması lazım. O büyük bir oranda tabii gerçekleşti. Belgeler düzeyinde. Belgeler düzeyinde. Eski tapu kayıtları vesaire, evet. Tabii işte bu davaların kazanılması da bunların bir göstergesidir. Yani siz doğru hazırlık yaparsanız, evet, gerekli belgeleri, ispatları ortaya korsanız, evet, her şey olabilir ve devam edecek. Devam edecek. Peki hocam, o zaman süratle dilerseniz güncele geçelim. Şimdi anonsumuzda da belirttik. Neredeyse aslında sistematik bir biçime dönüşen, şu anda hemen yanı başımda üç köşe yazısı ve bir basın bildirisi var. Basın bildirisi var. Üçü de benzer konulara değindi. Bu üç köşe yazarımızın ve basın bildirisinin Sendikal Platform adına yayınlanmıştı pazartesi günü. Orada dile getirilen ama birazcık araştırdığınızda aslında işin pek de öyle olmadığının çok rahatlıkla ortaya çıkabileceği konular bunlar. Bunları içtenlikle yanıtlamanızı isteyeceğim sizden hocam. Örneğin şununla başlayabilir miyiz? Sendikal Platform tarafından şimdi önceki gün yapılan bu açıklamada Vakıflar İdaresi'nin ülkemizin yönetsel anlamda örnek alınması gereken yegane yeri olan dom oteli çalışanların elinden alarak özelleştirmek istemesi Vakıflar İdaresi'nin yandaşa menfaat güden anlayışlarından bir tanesidir diye bir tespit yapılmış ve denmiş ki Sendikal Platform toplumun yozlaşmasının, kültürel değerlerimizin yok edilmesinin ve Vakıflar İdaresi eliyle kurumlarımızın cemaatlere peşkeş çekilmesinin karşısında olacaktır. Şimdi idarenizin özellikle domla ilgili sormak istiyorum. Konusundaki düşüncesi nedir? Şu anda durum nedir? Çünkü siz genel müdür olmazdan önce Hatice Hanım'ın zamanında, genel müdür Hatice Çavlan'ın zamanında Maremonte ve Dom Otel kiralanmıştı. Şu anda Maremonte Otel tamamen atıl durumda, mahkeme süreci devam ediyor. Saray Otel'de sizden bir önceki genel müdür Mustafa Kemal Kaymakamzade'nin genel müdürlüğü zamanında kiralanmıştı. Siz geldiniz, bunların bu üç kiralamayı da aslında genel müdür olarak kucağınızda buldunuz diyelim. Dom Otel'le ilgili şu anki son durum nedir ve bu diğer otellerle ilgili de nedir düşünceleriniz? Hafta sonu bir arkadaş bana mesaj attı. Dedi ki, ya hocam dedi, Dom Oteli dedi, bu kumar baronlarına peşkeş çekmeyelim. Şimdi Kemal Bey, biliyorsunuz geçmişte hem devlet arazileri hem vakıf arazileri birçok yanlış yerlere peşkeş çekilmiş. Bugün
siz yine veya kuzey sahilimizde bir yere senin benim gibi insanlar denize gidecek yer yoktur bizim için. Evet. Paramız da yok. Biz gidip de 50 lira, 100 lira adam başına ailemizden gidip de 200-300 lira vererek denize giremeyiz. Bunun nedeni nedir? Geçmişte hem devlet arazileri hem vakıf arazileri birilerine peşkeş çekilmiş. Kumar yapacak otellere vesairelere. Bu kumar baronları dedikleri insanlara kim ilk defa karşı çıktı? İbrahim Benter karşı çıktı. Ve ben geldim geleli 5 senedir hiçbir şirkete kumar amaçlı yer kiralanmadı. Biz bunu karar aldık. Keza gece kulübüne de. Gece kulübü. Ben o ilk açıklamanızı hatırlıyorum o günlerde. Böyle bir herkes silkinmişti ne oluyor falan diye. Evet. Yani 5 senedir biz bu uygulamaları yaptık. Şimdi birilerinin çıkıp da bana işte doğum oteli, kumar baronları peşkeş çekeceğin demesi acayip yani bilgisizliktir. Çünkü insanlar ne söylediğini bilmiyor. Bizim 5 senedir ne yaptığımızı araştırmamışlar. Veya başka bir art niyet var. Şimdi doğum otel ideal bir şey diyorlar. O bir operation diyorlar. Yani bir işte oradaki işçilerin kurduğu bir şirketle vakıflar arasında bir ortaklık falan diyorlar. Ve böyle devam etmesi diyenler vardır. Tabii bu kararı yeni atanacak yönetim kurulumuz karar verecek. Evet. Bunu başka kimse karar veremez. Şimdi bizim vakıflar idaresi olarak iki tane görevimiz vardır. Bir, vakıf mallarına sahip çıkmak. Otelse otele sahip çıkmak, yıkılmasın, veren olmasın. İki, o vakıf malından, mesela otelden gelen kiralarla topluma faydalı işler yapmak. Evet. Şimdi doğum otel konusunda son 10 senedir biz bu iki tane amacımızı gerçekleştirebildik mi diye sormak lazım. Birinci amacımız binayı korumak. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre binanın durumu iyi değil. Gerekli yatırımlar yapılmamış. Gerekli bakımlar yapılmamış. Çok ciddi problemler var. Dolayısıyla biz birinci amacımızı yerine getiremedik. İkinci amacımız oradan gelir alarak topluma faydalı işler yapabildik mi? Bunu da yapamadık. Çünkü bir yapılan... Gelir almıyor mu oradan vakıflar idaresi? Şimdi orada bir kar ortaklığı yapılmış. Yani o işletmenin karından bizde %30 kar verecekler diye anlaşılmış. Bu kadar zaman içerisinde otel, yani bize oradaki işletmenin verdiği bilgilere göre 70 milyon lira cirosu olan bir otelin 68 milyon TL masraf göstererek sadece 2 milyon kar gösterdiler. Yani 68 milyon masraf olmuş, 2 milyonu kar olmuş, 2 milyonu %30'unu da vakıflara verdiler. Hı. Bu da ne gelir? Yani ayda bir 100 TL, günde 100 TL bize para ödedi bu şeyler. 100-200 TL civarında bize koskoca otelin vakıflara geliri günde 100 TL veya 200 TL. Evet. Şimdi biz tabii uzmanlara sorduğumuzda bu böyle bir şey olabilir mi? Yani 70 milyon ciro yapan bir otelin 68 milyon masraf olur mu? Bize söylenen hayır, kesinlikle değildir. Evet. Ve demek ki burada yani başarılı bir işletme dedikleri uzmanlara sorduğumuzda aslında başarılı bir işletme değil. Ve ne vakıflar buradan gereken faydayı alamıyor ne de işte orada çalışan işçilerin sendikanın kurduğu
şirketin de bir, onlar da bir fayda alamıyor. Yani bu paralar nereye gittiği? Evet. Büyük bir soru işareti var burada. Dolayısıyla başarılı örnek bir işletme dedikleri nedir? Ben bunu anlayamıyorum. Binayı koruyamıyoruz. Bina veren oldu. Oradan bir para alarak fakir fukaraya, topluma faydalı bir şey yapamıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimize katkı yapamıyoruz. Orada çalışanlar da bir fayda alamıyor. O zaman bu kimin faydasınadır? Kime göre güzel bir operasyon? Evet. Peki ama bu noktada şunu sormak istiyorum. Tabii ki sürekli olarak yayınlar da yapılıyor. Dedim ya, periyodik bir hale geldi artık. Örneğin yapılan bir köşe yazısında bir arkadaşım şunu söylüyor. Domateli diyor, çalışanların elinden alarak bir kumarhane patronuna peşkeş çekmek istiyor. Sizi kastediyor burada. Oteli alacaksınız ve bir kumarhane patronuna, hani o 5 yıl boyunca aslında hiçbir şekilde bu tarz yerlere kiralama yapmayan bir genel müdür veya yönetimler böyle iddialarda bulunuyor. Bunlar gerçekten ayıp, üzüntü verici. Ama şunu da sormak istiyorum. Yani peki ama şu anki oteli işleten yönetimle vakıfların belli ki arasında bir takım sorunlar var. Bunun kabul edilebilir bir noktaya çekilmesi mümkün değil mi? Yani bu oturulup konuşulup bir noktaya taşınamaz mı? Tabii taşınabilir. Yani evet. Çözüm bulunabilir. Yani sizin domotelle ilgili peşin bir hükmünüz, bir gareziniz mi var? Yani böyle yok, ben sadece domotel değil. Yani ben bunu defalarca söyledim. Şimdi geçmişte bu büyük şirketler, otel şirketleri vesaire, bunlar alıştılar. Vakıf mallarını biz bedava alacak, birilerine rüşvet verecek, bedava alacak ve kullanacak. Şimdi bunlar bana geldiklerinde, tamam mı? Ve ben hayır dediğimde milletin gücüne gider. Ya de nasıl ya, biz eskiden bir telefon çakardık birine. Olur, hemen işimizi olur. Hallederdi ve biz bedava kullanırdık binlerce dönüm vakıf arazisini. Tabii ne olur? Ben de hayır dediğim için ertesi gün gazetelerde, televizyonlarda bunların bazı adamları başlar benim aleyhimde yazmaya. Hatta vakıflarda arkadaşlar benimle şaka yaparlar. Derler İbrahim Bey falan şirket geldi. Sen onlara hayır dedin ama bakalım yarın kimsenin aleyhinde ne söyleyecek, ne yazacak. Bunlara biz alıştık artık. Evet. Ama tabii benim umurumda değil yani. Benim gazete onu yazmış, televizyon bunu söylemiş. Bizim için önemli olan doğruyu yapmaktır. Vakıf malları toplumun malıdır. Evet. Sen orası bir yeri kiralayıp kar yapacaksan gerekli kirayı ödeyecek. Biz de o parayla topluma faydalı iş yapacak. Bu kadar basit. Peki DOM'la ilgili son olarak şunu söyleyebilir miyiz? Yani şu anki yönetimle, yeni atanacak yönetim kurulu da pek tabii ki ile birlikte bu ilişkinin, bu kiracı ilişkisinin, mal sahibi kiracı ilişkisi oturulup bir yere taşınabilir. Bunda bir sıkıntınız zaten, yok. Evet. Şimdi yeni yönetim kurulumuz geldiğinde benden bilgi isteyecekler. Ben de diyeceğim. İşte bakınız, son 10 senelik bilgiler bunlardır. Bu kadar biz buradan fayda gördük. Binanın durumu budur. Uzmanların, mühendislerin, mimarların çıkardığı raporlar bunlardır. Ona göre yönetim kurulu bir karar verecek. Yönetim kurulu kararı ne olabilir? Aynı idareyle devam edebiliriz. Daha vakıfları, binayı koruyacak şartlarda. İşçileri koruyacağımız şartlarda. Çünkü işçiler de mağdur oldu birçok açıdan. Evet. Bize gelip de şikayet eden çok işçiler vardır. İşten atılan işçiler vardır. Yani böyle şey gösteriyorlar. İşçiler korunuyormuş gibi. Orada da büyük sıkıntılar vardır. İşçilerin korunacağı, binanın korunacağı, vakıfların haklarının korunacağı. Vakıfların hakları demek toplumun hakkı demektir. Evet. Sen bana o parayı verdiğinde ben topluma faydalı iş yapacağım. Ha, ne olabilir? Aynı idareyle devam edilir daha iyi şartlarda veya bir diğer ihtimalde vakıflar oteli kendi alır, kendi çalıştırır. Evet. Bu da olabilir. Profesyonel insanlar. Profesyonel yardım alırız. Yardımla.
Peki Maramonte'nin dava konusu ne oldu? Devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Çok büyük bir kayıp. Evet, yani o Maramonte bizim çocuklukta gittiğimiz, evet, bizim için önemli bir yer yani. Evet. O da işte yanlış şeylerle sit alan olan yeri gittiler, kenarlar şey yani bu ne mantıklı bilmem yani. Evet, umarım Maramonte yeniden vakıflar tarafından alınır, öyle diyelim. Şimdi hocam, yine üzerinde durulan sıkça şu günlerde bir diğer konuda bu kumarcılar hanının adının değiştirilmesine yönelik olarak sizin ortaya bir çaba koyduğunuzu ve vakıflar idaresinin niyetinin net bir şekilde ortaya koyuyor diyor. Bu davranış biçimi. Sizlerin kumarcılar hanının adını değiştirmek gibi, şimdi İTA amiri olarak kurumun en tepesinde duran insansınız. O anlamda belki de bu tartışmaya bir nokta koymak anlamına da gelecek. O anlamda sizin böyle bir gayleniz, böyle bir çabanız var mı? Yok, bizim öyle bir gayemiz veya çabamız yoktur. Zaten ne oldu? Bu Ankara'da Vakıf Şehri Lefkoşa projesini gazetecilere, basına tanıtırken bizim arşiv müdürümüz Mustafa Kemal Kasaboğlu değişik eserleri tanıtırken işte bu da Kumarcılar Hanı'dır dedi. Tabii Mustafa Kemal Kasaboğlu bir üniversite öğretim üyeliği yapmış bir kimsedir, bir akademisyendir. Ve orada dedi ki bizim elimizde olan bilgilere göre bunun ismi geçmişte başka bir şeymiş. Evet. Onu orada bahsetti. Tabii Mustafa Kemal Kasaboğlu akademisyen olarak adam der ki benim elimde işte bunlar vardır. Bir araştırma sonucu. Araştırma sonucu bunlar vardır. Söyler. Başka fikri olan. Çünkü üniversitede biz ona alışırız yani. Üniversitede bir profesör bir şey söyler. O bir profesör başka bir şey söyler. Entelektüel bir şekilde, nazik kibar bir şekilde herkes fikrini söyler ve bir karara varılır. Mustafa Kemal Kasaboğlu da o amaçla öyle bir şey söyledi. Tabii bizim beklediğimiz basından veya başka birilerinden yine böyle kaba saba iftiralar yapmadan çıksın insanlar desinler ki hayır bizim elimizde başka bilgiler vardır, başka documents vardır. Ona göre bir entelektüel bir şey olabilir. Ama bizim vakıflara dersi olarak onun ismini değiştirmeye bir şeyimiz yoktu. Zaten orası bizim değil. Evet. Özel bir şahsa aittir. Özel şahıslar da ne yapacaklarsa yapacaklar. Evet, yani bu kadar net. Evet, şimdi şununla devam edelim. Bu konuda da noktayı koyduk. Yani zaten burasının mülkiyeti vakıflar idaresine ait değil. O anlamda bunun adının değiştirilmesi diye bir konu zaten sizin konunuz değil. Bunu vakıflara mal etmek de doğru değil diyorsunuz. Şimdi hocam süratlenelim biraz. Şimdi sendikal platformun, çünkü niye sendikal platformun açıklamasından gidiyorum daha fazla? Çünkü diğer yazılan tüm yazıların neredeyse ortaya koydukları argümanları hepsinin bir araya toplanmış hali gibi aslında. O anlamda buradan gidiyorum. Deniyor ki sendikal platform tarafından önceki günkü açıklama, halka ait malların ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlara peşkeş çekilmesi efkafın imkanlarının Kıbrıs Türk toplumunun genelinin refahı için kullanılması gerekirken din sömürüsü üzerinden belli bir kesim ve ideolojiye hizmet etmesi anlaşılır değildir. Hocam şimdi siz vakıf mallarını tarikatlara mı kiralıyorsunuz? Peşkeş mi çekiyorsunuz? Böyle deniyor hocam. Evet. Tabii bunlar ayıp şeyler. Yani bizi üzen şeyler. Çünkü bizim 5 senedir vakıflara ne yaptığımız belli. Vakıflarda bizim yaptığımız önemli, attığımız önemli adımlar bir tanesi de şeffaflık getirmek. Bizim hangi vakfa, hangi derneğe, hangi şahsa ne kiraladığımız şeffaflıkla ortadadır. Evet. Hatta hangi derneklere, hangi vakıflara
ne kiraladığımızı görmek isteyen varsa web sitemize girerek orada görebilirler. Orada mevcuttur. Gizlimiz saklımız yoktur. Evet. Ve bu tarikatlara, onlara, bunlara bilye kiraladığımızı söylemek de çok büyük ayıptır. Yani yakışmaz yani. Yani topluma faydalı olduğunu, olmak istediğini iddia eden bir kurum çıkıp da yani elinde bir belge olmadan böyle iftiralar yapması, böyle çamur atması ayıp şeylerdir. Yani yani bu insanlar eğitim içinde olan insanlarsa bizim ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, üniversitelerde ben profesör olarak bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi nedir? İnsanlara, çocuklarımıza, gençlerimize bir şeyi araştırmadan, bir şey elinizde bilgi, doğru bilgi olmadan bir evidence, döküman, belge. Belge olmadan konuşma. Budur. Ya sen mühendis olsan da, doktor olsan da, avukat olsan da, öğretmen olsan da mezun olurken üniversiteden bilmen gereken konu budur. Doğru bilgi, belge olmadan konuşma. Ona şey atma durma derler. Yanlış bilgilendirme derler. Yani ve bu sizi yaralıyor anladığım kadarıyla. Yani bu çok büyük yani üzülüyoruz biz. Yani bu bu şeffaflığı getirmiş biri olarak girsinler web sitemize. Evet. Bulsunlar oradaki derneği, vakfı kim varsa. Şimdi hocam o zaman bu sözünü arkadaşlarımızın sözünü ettiği tarikatlardan bazılarını ben okuyayım o zaman. Tamam. Bu tarikatları aktarayım. Şimdi sevgili izleyiciler ben bugün sabah itibariyle programın çekimlerinden hemen önce girip bu bilgileri aldım ve herhangi bir gazeteci meslektaşım, herhangi bir insan gerek site üzerinden gerekse kuruma giderek bu aslında bilgi karmaşası yaratan meseleleri çok rahatlıkla vakıflar idaremizden alabilir. Ve böylelikle bizler de bu tarz programlar yapmak zorunda kalmayız aslında. Daha faydalı işlere kendimizi odaklarız. Örneğin hocam benim bugün yani yine sizlerden aldığım, vakıflardan aldığım sabahleyin bir takım tırnak içinde tarikatları hemen söyleyeyim. Yeşilada Vakfı, kiraladığınız Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, KEMA Vakfı, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Naci Talat Vakfı, Yeşilada Vakfı, Mustafa Güvenir Arın Güvenir Eğitim Vakfı, Kanser Araştırma Vakfı, Türkiye Marif Vakfı Eğitim Kurumları, KKTC Özel Eğitim Vakfı. Şimdi vakıflar sizin kiralama yaptığınız vakıflar bunlar. O zaman sormak lazım. Yani tarikatlar bunlar mı? Müsaadenizle bunların sayısı derneklerin çok daha fazla. İzleyicilerimizle biraz da onlardan okuyayım sırasıyla sevgili izleyiciler. Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, Kıbrıs Yeşilay Derneği, Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği, KKTC Teknik Öğretmenler Derneği, Milliyetçi Düşünce Derneği, Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, İş Kadınları Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği, gidiyor Değirmenlik Sanat Derneği, Zeytin Ağacı Eğitim Yardımlaşma Derneği ve bu şekilde bunlar gidiyor. Ben inceledim. Bu tarz yazıları yazan arkadaşlar emin olsunlar. Eğer kendileri inceleme incelemeyeceklerse bana güvensinler. Ben inceledim. İçlerinde hala tarikat bulamadım. Şimdi hocam tabii ki tümü çok rahatlıkla yanıt bulabilecek olan meseleler bunlar. Şimdi sendikal platformun son soru olarak sendikal platformun bildirisinden yola çıkarak çok geç olmadan hükümet bu konuda gerekli adım atmalı ve vakıflar idaresini Kıbrıs Türk toplumuna hizmet eden bir konuma getirmelidir.
bu ifadelerle ilgili olarak ne söylemek istersiniz hocam? Belli ki şu anda topluma hizmet eder bir konumda değilsiniz. Evet. Böyle saçma bir şeye bir şey söyleyecek bir şeyim yok benim. Evet, insan üzülüyor değil mi evet. hocam? Şimdi o noktada tabii ki yine dileyen gazeteciler, dileyen sendikacılar, dostlarımız. Ben yine hocam sabahleyin kurumdan, vakıflar idaremizden yine bu yardımlarla ilgili yapılan dokümanlar var. Kim nereye ne kadar yardım yapmışsınız? Onları da aldım. Hani yani bu arkadaşların söylediği bir şeyler tutuyor mu? Var mı? Bir altyapısı var mı diye. Örneğin sayfalarca giden yardımlar var sevgili izleyiciler. Bu yıl hocam 2017'de ne kadar yardım yaptınız? Sosyal sorumluluk adı altında. Sosyal sorumluluk adı altında 4 milyonu geçti. Ve herkes de biliyor ki ben vakıflara geldiğimde sosyal sorumluluk projesi diye bir şey yoktu. Hayır fonu diye bir şey yoktu. Vakıflar yani topluma faydalı iş yapmayan ve parası da olmayan birçok zamanlar kendi personelinin maaşını ödeyemeyecek noktada olan bir kurumdu. Evet. Şimdi biz sadece 2017'de 4 milyonu aşkın yardımlar yaptık. Sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Bu kadar restorasyonlar yapıyoruz. Bu kadar projeler yapıyoruz. Buna ilaveten 60 milyondan fazla paramız birikti. Güçlü bir kurum olduk. Yardımları artırarak devam ediyoruz. Ve birinin çıkıp da vakıflar topluma faydalı işleri yapmıyor demesi, yani onun için saçma diyorum yani ve ona cevap vermeye değmez diyorum yani. Evet. Dilerseniz birkaç bilgiyi daha izleyicilerimize aktaralım. Dileyen her insan bu bilgilere, bunlar benim ulaştığım bilgiler ama sizler de her izleyici, her gazeteci genel müdürümüze gidebilir, kuruma gidebilir ve bu bilgilere ulaşabilir. Yani bu kadar. Sitemizde var. Ve şu anda sitede de var, evet. Örneğin toplum polis binasının tadilatı için parke alınmıştır. Bağımlılık rehabilitasyon ve tedavi binası statik çizim parası ödendi. Geçitkale İlkokulu'na mesela çocuk şenliği için oyun parkı, sinema, mısır, pamuk şeker ve trambolin işleri için harcanan para var. Değirmenlik İlkokulu, Denktaş Vakfı'nın Karkot Deresi kitabı için sponsorluğunuz var. Polis Genel Müdürlüğü'ne yine bir yardım var. Eskad'ın düzenlediği bir etkinliğin sponsor olduğunuz. Anılarda Erenköy adlı kitabın sponsorluğu, Büyükonuk Belediyesi Spor Kulübü'ne yapılan katkı var. LGS'nin kitaplık ve konser salonundan sandalyelerin alınması, SOS Çocuk Köyü'nün tamiratıyla ilgili yardımlar, Anafartalar Lisesi fotokopi makinesi alınması, ilkokula kıyafet, çocuklarımıza kıyafet yardımları ve bunları bütün program boyunca sevgili izleyiciler okusam bitmez. Bunlar devam eder bu şekilde Temmuz ayı, Ağustos ayı ve bunlar böyle çok şeffaf bir şekilde hep sıralanmış. Okullarımız, derneklerimiz ve bağımsız kişiler bu yardımlardan yararlanıyor. Biz bunları gördük. Dilerseniz bütün bunları hocam geçelim. Çünkü biliyorum çok gerildiniz bu son birkaç haftadır. Çok üzüldünüz bunu program öncesi de konuştuk sizinle. Ama önümüzdeki ay Vakıflar İdaresi'nin kuruluş yıl dönümü. Orada son derece güzel etkinlikler olacak. Dilerseniz bu Vakıf Şehir Lefkoşa konseptiyle son sanırım 4-5 dakikamıza girdik. Vakıf Şehir Lefkoşa projesinin birazcık konuşalım. Nasıl ortaya çıktı ve ne amaçlanıyor? Yani Kıbrıs genel olarak ve Lefkoşa'da biliyorsunuz inanılmaz tarihi değerleri olan yerlerdir. Yani dünyada özel
konumu olan yerler. Başka, çünkü bizde olan bazı şeyler var. Dünya hiçbir yerinde yoktur. Bunlar tabii yeteri kadar bilinmiyor. Bizim yani ayıp da söylemesi. Ben de birçok şeyi yeniyle öğreniyorum. Kıbrısların tümü böyle ama. Evet. Hatta rehberlerimizde bile bilgi eksikliği olduğundan dolayı rehberlere de bazı eğitimler verdik biz. 50 rehbere sanırım. Evet. Evet. Kurs verdik. Çok faydasını gördüler. Çok beğendiler. Şimdi bizim amacımız nedir? Kıbrıs bir kumar adası olarak bilinmesin. Kıbrıs'taki tarihi eserlerimiz, vakıf eserlerimizin de ortaya öne çıkması. Çünkü mesela Türkiye'de Türkiye içinde dolaşan kaç milyon turist sayısı vardır? Evet. O turistlerin biz %1'ini bile Kıbrıs'a çekebilirsek, yani bu tarihi eserleri gezmek isteyen insanları, bizim toplum için çok büyük faydası olacak. Ekonomimiz için, turizm için büyük faydası olacak. Ve biz tabii vakıflar olarak daha fazla vakıf eserleri üzerinden şey diyoruz, yaklaşıyoruz. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani Kıbrıs'ta birçok medeniyet gelmiş. Yani Lüzinyanlar, Venedikler, tabii. Osmanlılar. Bunlar hepsi bizim medeniyetlerimiz. Yani bizim kucakladığımız medeniyetler ve değerlerimiz. Bir zenginliğimiz. Ve bu vakıf turunda bunların hepsi öne çıkacak. Yani sadece Osmanlı döneminde yapılan değil. Evet. Eskiden beri gelen birçok değerler öne çıkacak. Zaten Osmanlı'nın bir önemli faydası da bu eski eserleri başkaları yaptı diye yıkmamış. Osmanlı bunları korumuş. Evet. Bugüne kadar gelebilmesinin nedeni bu, mesela Lüzinyan zamanında yapılan bir şeyin Osmanlıların korumasıdır. Evet. Hatta benim hoşuma giden, arkadaşlar hazırlık yapıyorlar. Tur sırasında dolaşırken insanlar mesela Ayasofya'nın önüne gittiklerinde orada mesela bir Lüzinyan gibi giyinmiş bir bayan veya adam, Venedik gibi giyinmiş, Osmanlı gibi giyinmiş birileri onları karşılayacak. İşte o lisanda hoş geldiniz diyecek. Bir mesela ikram falan olacak. Çünkü bu bir zenginlik. Yani birçok yerde yoktur. Şimdi bugün hocam programda karikatürler bölümümüzü iptal ediyoruz. Bir 5 dakika daha kazanalım. Bu programa özgü bir şey olsun. İzleyicilerimizden de bu anlamda özür diliyorum. Çünkü bu gerçekten önemli bir konu. Şimdi konuşmalarınızın arasında dediniz ki biz aslında yani Kıbrıs'ın varoluşundan itibaren tüm medeniyetlere sahip çıkıyoruz. Evet. Bu önemli çünkü yine bir takım köşe yazılarında bizim tarihimizi, Kıbrıs'ın tarihini 600 yılla, 500 yılla sınırlandırmaya çalışıyorlar diye yazılar da çıktı. Halbuki siz diyorsunuz ki biz tümünü kucaklıyoruz ve o son olay, yani diyelim ki biz Saçaklı Evin önüne geldiğimizde orada ne olacak mesela? İşte yaptığımız hazırlıklarda yani veya ne diyelim büyük hana, evet, büyük hamama önüne bu tur sırasında gelindiğinde ne tasarlıyorsun? Ben de tabii öğreniyorum. Bu birçok eserlerin mesela tarihine baktığımızda işte dediğim gibi mesela Lüzinyan zamanında bir şey edilmiş, sonradan o yıkılmış, gelmiş Venedikler onun üzerine bir şey yapmış, yıkılmış veya bir şey olmuş, eskimiş, Osmanlı gelmiş, onu almış, işte mesela Büyük Han olarak ortaya çıkarmış. O tarihçi anlatılacak. Evet. Hem doğru tarih anlatılsın, doğru bilgiler aktarılsın. Bu çok önemli, evet. Anlatırken de işte yani o medeniyetlere ait bazı özellikleri, işte giyim olabilir ya bir ikram olabilir. Evet. Onlar da görsel olarak şey edilmesi için anlatılacak. Dediğim gibi yani bu bir zenginliktir. Buna bunun ilk günü, yani bu ne diyelim yürüyüş yolunun, bu parkurun bir başka deyişle ilk gününde kimler olacak hocam? Vallahi Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı mesela beni aradı, dedi ki çok beğendim dedi. Çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız olacak dedi. Evet.
Türkiye'den misafirlerimiz olacak, paydaşlar olacak. Evet, mesela Türkiye'deki Vakıflar İdaresi'nin müdürü olacak. Türkiye'deki vakıflardan sorumlu Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu gelecek. Başka birileri de gelir herhalde. Evet. Kıbrıs'tan Sayın Başbakanımız Tufan Hoca da katılacağını söyledi. Evet. Yani belediye başkanımız Mehmet Harmancı ve halktan evet, insanlar. Yani güzel bir şey olacak. Yani biz dediğim gibi Kıbrıs Adası dediğinde istemek burası Gumar Adası diye bilinsin. Evet. Bizim çok zenginliklerimiz vardır. Yani. Şimdi Vakıfşehir Lefkoşa ismi bana göre son derece isabetli bir isim. Şimdi bununla ilgili olarak da merak ettim ve yine kurumunuzdan Vakıflar İdaresi'nde bir takım bilgiler aldım. Bunları da sabahleyin hemen söylerken de aldım. Yani bilmiyorum bana özel mi davranıyor oradaki memurlar ama. Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Biz gizli bir saklımız yok. Çünkü yani. Bunu sabah saat 7.55'te oradaki ilgili memurdan aldım. Ahmet arkadaşımı aradım. Dedim ki böyle böyle bana hemen söyleyebilir misin? Hemen dedi. Dakika içerisinde bana bu rakamları verdi. Şimdi bunu şuna bağlayacağım hocam bu rakamları verdikten sonra. Niçin Lefkoşa Vakıfşehir Lefkoşa ismi? Bu son derece önemli. Bir baktık ki mülhak arsa sayısı Lefkoşa'da 76. Mülhak bina sayısı 444. Mazbut arsa sayısı 39. Mazbut bina sayısı 646. Toplamda 1205 mülkten söz ediyoruz burada. Bu müthiş bir rakam. Bu kadar küçük bir alan içerisinde 1205 vakıf malı aslında. Vakıf malı. Tabii bu rakamları görünce o kez Vakıfşehir Lefkoşa'nın ne kadar isabetli aslında olduğunu da anlayabiliyoruz. Ama sanırım değişimin en büyük kısmı şey olacak. Koruma çalışmaları ve restorasyon çalışmaları. O konuda ne diyebiliriz? Yani evet bu tur yapılacak. Bu tanıtım yapılacak ama gelen turistin de artık surlar içini bir başka biçimde görmesi gerekecek. Evet, bu yaptığımız çalışmanın bir amacı da şimdi bu binalar tek tek incelenip, resimlenip web sitemize giriyor ve orada Lefkoşa içinde bir binayı alıp da restore edip mesela bir butik otel yapmak isteyen, bir kafe, bir restoran yapmak isteyen varsa gidip orada görecek hangi binalar vardır ve bize teklif getirecek ve kiralayıp şey diyeceğiz. Hem biz yapıyoruz hem insanlar da yapsın ki kalkınsın Lefkoşa'nın içi. Evet, sanırım yani surlar içimizin en büyük derdi bir an önce çünkü orada yaşayan çok sayıda insanlar var. Konaklarda 5 ailenin kaldığını biliyoruz. Her odada bir ailenin ikamet ettiğini biliyoruz. Yani vakıflar, belediye ve ilgili bakanlıkla birlikte yani komple ele alınması gereken bir sorun gibi duruyor şey. Çok değerli bir şeye sahibik. Son olarak hocam sürenin sonuna geldik. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 3-4 günlüğüne Ankara'daydık. Orada bir müze müdürünün söylediği çok anlamlı bir söz vardı bana. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Dedi ki eğer dedi Türkiye tarihini öğrenmek istiyorsa ve bu müze müdürü Kıbrıslı bir arkadaşımız tarihini dedi öğrenmek istiyorsa en doğru öğrenebileceği yer Lefkoşa surlar içidir. Bu kadar büyük bir önem atfetti. Son sözlerini hocam programı kapamak durumundayım. Bizim Vakıflar İdaresi olarak amacımız bellidir. Zaten söylemeye lüzum yok. Yani son 5 sene yaptıklarımız ortadadır. Toplumun her alanına dokundunuz. Dokunmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri üretiyoruz. Niyetimiz de bellidir. Gizlimiz, saklımız da yoktur.
her şeyimiz açıktır. Yani en azından iyi niyetli gazetecilere buradan sesleneyim. Herhangi bir konu olduğunda bize gelip danışsınlar. Yani bizim tarafımızdan da bir bilgi alsınlar. Bir taraflı bilgi yayınlanmasın. Çünkü yani burada önemli olan İbrahim Benter değil. Önemli olan bir kurumun ayağa kalkmasıdır. Bu kurumun topluma faydalı işler yapmasıdır. Evet. Peki, son derece anlamlı bir mesajla bitirdik. Hocam, yoğunluklar içerisinde kırmadın, geldin tekrar. Teşekkür ederim bir kez ben daha. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet efendim, bugün tabii karikatür, dünyayı yorumlayan karikatürler bölümümüzü çıkardık. Süreyi biraz daha uzattık ve mümkün olduğunca bu konuyu, vakıfları konuşmaya çalıştık. Böylelikle bir vizyonun daha sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte görüşünceye dek savaşların, ölümlerin ve yoksulluğun olmadığı, Kıbrıslı Türklerin tarihinin nelerden oluştuğunu doğru tanımladığımız bir Kıbrıs'ta yaşayabilmenizi diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Sağ olun. Vizyon, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla yayınlanmıştır.